Sevgili seyircilerimiz, 90 milyon yıl önce bulunduğumuz kara parçası bitkilerden oluşuyordu. Üzerinden 90 milyon yıl geçti. Biz buradaki çalışanlarla beraber 200 metre kazdık ve kömüre ulaştık. Bu kömürü de birazdan yükleyeceğiz. Evde, sanayide kullanılmak üzere size bu kömürü sunacağız efendim. Burada hummalı bir çalışma var. Bundan sonra size tavsiyem, kömürü yakmadan önce bir değil iki kere düşünün. Kömürün sadece fiyatını düşünmeyin. Bu kömür size gelene kadar o kadar meşakkatli işlerden geçiyor ki bunu gördük, yaşadık. Onun için söylüyoruz. Elime almış olduğum toprağı, ya yani bu kömürü elime alabilmem için 6 ay uğraşılıyor. 200 metre kazılıyor. Bu kazılmadan önceki hali. Oradan başlandı sevgili seyircilerimiz. 6 ay sonunda bulunduğumuz yere ulaşıldı ve kömür elde edildi. Zelzele oluyor gibi hissediyorsunuz burayı. Burada da fazla durmamak lazım haklı olarak. Buradaki kömür katmanı alınacak ve kamyona yüklenecek. Gel gel, sol yap, sol. Sol yap. Hop! Hop! Boşalt ustam. Doldur ustam. Bu kömür nasıl yanıyor? Kömür belli yüksekliğe geçince, 3-4 metre yüksekliğe geçtiğince 2-3 ay içerisinde açık durduğu sürede kendi kendine bu şekilde yavaş yavaş yanma başlar. Bu bir orman yangını gibi büyüyüp gitmez. Sadece olduğu yerde küçük çapta yanma olur. Bu yangının sebebi ne? Ya kömür kendi kendine yanar mı? Kömür havanın oksijeniyle birleşmesi sonucu kendi kendine yanmaya başlar. Bu nasıl söner? Bunun söndürülmesi su veriyoruz ve yükseliğini azaltarak bu yere, zemine yayıyoruz. Üzerine su dökerek soğutarak söndürülüyor. Zeminden yani yeryüzünden 60 metre aşağıya kömür aramaya gidiyoruz. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Usta görüşürüz. Burada oldun işte. Tünele doğru yolculuğumuz başladı. Birazdan kömürün çıktığı 60 metre aşağıya kadar gideceğiz. Tünele girişte efendim farlarınızı yakınız. Madencinin farı da ana soğuk. Soğuk burası. Yeraltı yazın serin, kışın sıcak olur. Bu yazın serin, kışında sıcak mı oluyor? Sıcak olur. Evet, burası ana yollar genellikle serin olur. Ancak kömüre yaklaştığımız zaman hava dönüş yolları biraz daha sıcak olur. Bu tünel ne zaman açılmış? Bu tünel 2001 yılında kendi imkanlarımızla açtık. Çok yeni yani, 4 yıllık bir tünel bu. Evet, evet, yeni başladı. Yerin altına doğru yolculuğumuz vallahi ne yalan söyleyeyim konforlu bir şekilde devam ediyor. Biz bir de şöyle domates, biber alsaydık da yolda da bir yemek yeseydik. Buralarda altın maltın var mı Arif abi? Yok, altın işine bakmıyoruz. Biz daha siyah esmer şeylerle uğraşıyoruz. Esmer mi? Siyah altın var. Siyah altın bu. Siyah altın mı var? Evet. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde bir avuç yaprak ve bakacaksın semaya ağlayarak. Sular karardı, sular ki bahra dalmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Şair ruhlu bir madencimiz var sevgili seyircilerimiz. Şimdi tam gittiğimiz yerin adı ne oluyor? Ayağa gidiyoruz, kömürün üretim. Ayak yapma bana çavuş. Evet. Ayak yapma. Evet. Madencilik terimindeki ayak, kömürün üretildiği panoya gidiyoruz şu anda. Hadi bakalım. Kömür oradan çıkacak, şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Tamam. Az bir dur hele, bir mola ver. Ben de bağırıyormuşum iyi ya. Adın nedir? Adım Ersin. Ersin Bey, nereliyiz? Erzurumluyuz. Bu ne? Erzurumluların madeni mi? Nedir bu ya? Çavuş Erzurumlu, herkes Erzurumlu. Hele bir geç bakalım Ersin Bey. İnsanın hayatında kaç kere fırsat geçer kömür çıkarmaya? Efendim bizim de karınca kararınca memleket ekonomisine katkımız olsun. Şuradan 3 gram 3 gramdır. 4 gram ne oldu? Evet. Usta yukarıdan taşlar yok, geliyor. Yok. Tembih ettik onlar. İşini biliyoruz. Komşular, üst komşular, bir rahat durun, bir çalışacağız ya. Tadilat var galiba yukarıda. Efendim memleket ekonomisine
katkımız olsun. Benden yana helal hoş olsun. Nasıl buluyorsunuz? Çalışma. Madenciliği nasıl buluyorsunuz? Gör işte halimizi gör. Görsünler halimizi. Burada yerine 60 metre altında ekmeğimizi arıyoruz biz burada. Zam istiyorum zam. Gerçi ilk günüm ama olsun. öyle maden. Çıkmıyor bu yol. Biraz şey yapsınlar, zammam yapsınlar ya. Aynı düşüncedeyiz biz de, evet. Öyle mi usta? Ya, hükümete seslenin buradan, ne diyorsun? Sesli zam istiyoruz, zam. Sayın Bakanım. Ersin. Çalışmayan makineyi vermişsin bana, bir de oradan arkadan kıs kıs gidiyorsun. Yok böyle madenci olmazmış tabii. Çalıştıramıyorsun. Neyi çalıştıramıyorsun? Bozuk makineyi verdin bana. Anlamazsın. Bir laf fırçak kıracağım bana çavuşa. Bırak Allah'ını. Mikrofondan anlarsın sen. Al mikrofonu da. Sen kullan bundan sonra. Bak şef kızıyor, şef kızıyor. Kim aldı bunu işe? Şef kızıyor bak. Oldu? Gönderin gitsin bunu. Ya dur ekmeğimle oynama. Ekmeği? Oynamayın ekmeğimle ya. Ekmeğin oynamıyor ama pek becerikli bir şey de değilsin sen. Neyi beceremiyorsun? Kim aldı bunu işe? Bak şef kızıyor. Ya hadi işinize bakın Allah. Allah seni eğlendirip başlayın. Bulamadınız mı ya? İş yok değil pabuç gibi. Vallahi öyle. Efendim afiyet olsun. Olmadı ama. Yemek yiyorsun haber vermiyorsun ya. Nasıl ne zaman buyur ettin ya? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bu Ersin var ya. Hemşerim ama dikkat et. Senin hemşerin mi? Ya iyi olan hoş olan da. Arkadaş çok arkamdan konuşuyor ya. Bak Veli abi senin hemşerin diye bir şey demiyorum. Ersin'e bir şey söyle. Tabancayı getirdi, verdi elimize. 10 ton fırça yedik biz burada ya. Olmuyor ama ya Veli delik, abi. Delik mi deldi diyor? Ya şeyi deldirdi bana. Şöyle çalıştı. Bir kere ya. Onlar ufak işi. Ya sen büyük makineleri görmedin. Tamam, bizim Halvon ne dedi? Benim izne çıkmam lazım. Söyleyeceğim abicim çavuşa. Diyeceğim çavuş. Beni ister izne çıkar ister çıkarma. Bunu canıma tak ettiniz. Bir yere kadar ya. Çavuşsa çavuş kardeşim. Çavuş çavuşluğunu bilecek ya. Ben çalışmıyor muyum makinede dar dar dar? Bütün gün kollarım kopuyor benim ya. Ersin atmış zaten kazığı bana. Bir izni çok görüyor ya. Nerede çavuş nerede? Yüzüne de söylerim ben onu. Aynen bir bir söylerim. Çavuş sen çavuşluğunu bil derim abicim derim ya. Ve izinen de ol hakkım derim ya. Nerede? Nerede çavuş? Çavuş yok burada yok Allah. Kim o çavuşu arayan? Ben. Alın. Ne? O ustam çavuşum. Yarın mübarek yerin yok mu? Gömrü keser. Bunun adı kesici mi? Aykof. Aykof, isim Aykof. Alman kesici. O suyu niye atıyor önce? Tozu engellemek için. Kesiyor yani. Tozu engellemek için su atıyor. Su tozu bastırıyor. Böyle. Kimler ne mesela bu hidrolikler? Basınçlı suyla çalışan pistonları bizim sağlıklı bir şekilde tek parça halinde burada durabilmemizi sağlayan aletler. Güvenliği bunlar mı sağlıyor? Güvenliği bunlar sağlıyor. Başımıza taş düşmemesini bunlar engelliyor. Eskiden bunlar yoktu. Bunlar yoktu. Eskiden kaza da çoktu. Kömür, sen işimiz, sen ekmeğimiz, sen aşımız. Pazar Ümidi Hanım'ın ekmeği, kalemi, defteri çocuğumun sana para deseler de sevdası maden. Neyse buna ihtiyacım yok artık. Bak kardeş hop. Şşt, alo. Kardeş. Kardeş bizi aşağı trenle götürüyor. Niye almaya gelmiyor kardeş? Bilet almadınız kardeş ben ne yapayım? Tek bilet aldınız. Gidiş bilet aldınız. Geriye dönüş bileti almadınız. Ondan. Çok iyi geldi be 400 metre. Vallahi yürü yürü. Siz olun. Kömüre sadece kömür diye bakmayın. O kömür
o kadar zor çıkıyor ki sevgili seyircilerimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.